bırakırsan ölürüm. Utancından ninemin yüzüne bakamam. Ne olur bırakma beni. Senin de Esmer'in kırıntılarından biri olmana izin vermeyeceğim. Niye yaptın bunu? Kendinde değil. Hala ayılmadı. Sayıklıyor. Nasıl oldu bu? Sen nasıl buldun Melek'i? Seni görmeye gelmiştim. Kapı açıktı. Düşmüş. Bileklerini kesmiş. Kan kaybından ölmek üzereyken buldum. Ne zaman duracaksın? Bu zavallı kızın bu hali de senin eserin. Gurur duy kendinle. Haddini çok aştın. Ama dua et ki burası yeri değil. Benimle bir derdin, hesabın varsa gör bir an önce. Şunda senin hiçbir önemi yok. Tek derdim oğlumu bulmak. Onu da sana kurban vermeden kurtarmak. Dolaşıyor kafanda yine? Hiç. Şu ihaleyi düşünüyorum. Hasta tehlikeli olmaya başladı. Biti iyice kanlandı. Bu ihaleyi kazandığı an biterim. Aklınca beni dışlamaya da çalışıyor. Yok mu herifi saf dışı etmenin yolu? Var ama... O büyük koz maalesef ki benim elimde değil. Neymiş ki o? Bebek. Eski karın ailenin bebeği Haçlı'dan. Ve bebek ortalarda yok. Birileri onu kaçırmış. Ne oluyor be? Kendine gel, boğulacaksın. Ailenin bebeği o heriften mi? Hmm.
Korkma, o herif ihaleye falan girmeyecek. Bana güven. Her şeyi ben halledeceğim. Demek merak etmeyeyim. Her şeyi sen halledersin ha. Sinan ihaleye girmeyecek. Öyle mi? Ne yapacaksın? Karşısına çıkıp bö diye korkutacak mısın? Ben söylediklerimde ciddiyim. Beni o kadar hafife alma. Son gülen iyi güler Niran Hanım. Benim sayemde Sinan ayağına dolanmayacak. Sen yine onun tepesinde olacaksın. Ama senin üstünde de ben olacağım. Ne diyorsun sen be? Bundan sonra böyle. Artık aşağılanmak, şamar olan olmak yok. Anladın mı beni? Sıkıldım. Sana kazandırdıklarımın 1/4'ü benim olacak. Hayatımda hangi kadın var, kimle yattım, kalktım, karışmayacaksın. Artık ipler benim elimde. Sen benim kölem olacaksın. Sen ne aldın lan? Kafam mı iyi? Arpan fazla mı geldi? Komaya mı girdin lan sen? Gebertirim seni ulan. Haddini bil. Gerzek. Doğru konuş benimle dedim. Bırak, bırak beni. Çekil şuradan. Gel buraya. Sevmediğini düşündüm. Yorma kendini. Dinlen. Beni çok korkuttun. Lütfen bir daha böyle bir delilik yapma. Artık umrunda olmadığımı düşündüm bir an. Benden vazgeçtiğini. Bir de o geceyi düşününce ben artık seninim Esmer. Ne olur beni bırakma. Yalvarırım beni yanından ayırma. İlaç saatin geldi. Bunları yut, sonra da biraz uyu, tamam mı? Bazen hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Beynim sanki her şeyi teker teker siliyor Aylin. İyileşeceksin anneciğim. Yine eskisi gibi olacaksın. Hiç merak etme.
Biraz uyu şimdi. Dinle. Durum nasıl? İyi. En azından beni tanıdı. Sakindi, hemen uyudu. Güzel. Çay yapmıştım. Hadi gel bahçede beraber içelim. Tamam, iyi olur. Hava almaya ihtiyacım var. Hadi canım. Hayat benim önüme sürekli engeller çıkarıyor anne. Ben cezalandırıldım belki de. Allah bana sen oğlunu babasından sakladın, ben de senden oğlunu alıyorum diyor sanki. Kendini böyle suçlama kızım. Sen kötü bir şey yapmadın. Mehmet bulursun. O zaman İsmail'i karşına alıp gerçeği anlatırsın. Şimdi arayacağım anne. Esmer'den bu gerçeği saklamadan, daha fazla geç olmadan anlatacağım ona artık her şeyi. Bence aramasan iyi olur. Esmer'in şimdi daha ciddi bir problemi var. Ne demeye çalışıyorsun yine Ali? Esmer'in nişanlısı Melek dün gece intihar etmiş. Hastanede. Aramak için uygun bir zaman değil anlayacağım. Merak etme bir tane. Ben Mehmet'i bulacağım. Sıradan ve basit bir insan olmak ne güzel bir his değil mi sevgili Rosa? Belki bu beni daha mutlu bir insan yapar ha? Ne dersin? Mutluluk demişken, başkalarını da mutlu edebilirsin Nikola. Geçmişte acı çektirdiğin birini. Senden buraya kızım için yardım istemeye geldim. Bebeğini bulması için bana yardım et. Senin kızına niye bir iyilik yapayım ki Rosa? Onu hayatta bıraktığıma şükret. Farz et ki yaptım. Karşılığında bana ne vereceksin? O bebeği bulursan, sana bu hayatta sahip olabileceğin en değerli şeyi vereceğim. Benim için hayatta önemli olan değerli hiçbir şey yoktur Rosa. Bebeği bul Nikola. Söyleyeceğim şey hayatını değiştirecek. Senden haber bekleyeceğim.
Ne oluyor ya? Ödümü kopardın. Sen kime mesaj yazıyorsun yine? Müvekkiline mi? Ne mesajı aşkım? Telefonumun ajandasına bir davamın tarihini unutmayayım diye not alıyorum. Oo, çok geç kaldım ben ya. Hadi aşkım, ben gittim. Görüşürüz. Çok şanslısın. Bugün seni büyük sürprizler bekliyor olacak kocacığım. İyi şanslar paçalı güvercinim. Hangi elini keselim? Ne bileyim, ben karar veremedim. Yaza tura mı atsak, ne diyorsun? Ne oluyor lan? Dalga mı geçiyorsun? Yok abla, emrettiğin gibi elini kesecektik ama henüz karar veremedim. Sol elin. Alyansın olduğu eli kesin ki evliliğe ihanet etmenin cezasız kalmayacağı anlaşılsın. Hastayı uyandıktan sonra taburcu edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. İlaçlarını almayı ihmal etmesin lütfen. Hı hı. Bir sürede yalnız kalmaması iyi olur. Şiddetli bir depresyon geçiriyor. Peki, teşekkürler. Bu arada psikolojik bir destek alsa iyi olur. Bu çok güvendiğim, başarılı bir psikiyatrist olan meslektaşımın kart viziti. Ulaşabileceğiniz numaralar üzerinde. Muhakkak bir destek alması gerekiyor. Siz de teşvik ederseniz iyi olur. Merak etmeyin, ben ilgileneceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Niye böyle oldu Ezel? Neden bu haldeyiz? Neler oldu bize? Bizi değiştiren şey ne? Zaman. İlerliyor ve her şeyi başkalaştırıyor. Hepimiz değiştik. Ne ben, ne sen, ne de Esmer. Eskisi gibi değiliz. Ben bir karar verdim Ezel.
Esmer'e her şeyi anlatacağım. Bilmeye hakkı var. Çok bencillik ettim. Büyük bir hata yaptım. Ama bunu düzelteceğim. Sana da ona da çok haksızlık ettim. Hayır. Söylemeyeceksin. Esmer hiçbir şey bilmeyecek. Duymayacak. Artık çok geç. Esmer'le bizim mutluluğumuz, o kızın yıkımı, mutsuzluğu olacak. Ben artık sadece oğlumu istiyorum. Oğlumdan başka hiçbir şey de düşünmüyorum. Başka kimse de zarar görmesin istiyorum. Kendine gel artık Süleyman Efendi. Haçlı hırsı ve egosu yüzünden o kadar milyar doları bu ihaleye yatırırsa yanarız. O intikamın peşinde. Ticaretten anladığı için değil. Kaybetmekten korkmadığı, kaybedecek bir şey olmadığı için bu kadar hızla yükseldi. Onun bu kadar büyümesi tesadüf değildi bir an. Haçlı çok çalıştı. Bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Bu kadar haksızlık etme. Sen onu gözünde çok büyütüyorsun Süleyman. Sen de biliyorsun ki hiçbir cisim, hiçbir insan yola çıktığı hızla gidemez. Yavaşla, gücünü kaybeder. Açlı da öyle olacak. Onu kamçılayan etken hafiflediğinde hantallaşacak. Ve her zaman yaptığı gibi başladığı işi bırakıp gidecek. Seni de beni de yakacak. Konuş onunla, vazgeçir. Unut bunu Miran. Artık benim Haçlı'ya değil, Haçlı'nın bana sözü geçer. Kamçılayanlar ortadan kaybolunca kaybetmeye başlayacak dedim. Asıl kamçı şimdi sırtında Haçlı'nın. Ne demek bu? Bilmece gibi konuşma Allah aşkına Süleyman. Aylin'in bebeğini kaçırmışlar. Karşılığında Esmer'in ihaleden çekilmesini istiyordu. Bunu yapanlar onu tanımıyor. Başlığının bu ihaleden çekileceği varsa da artık çekilmeyecek. Korkma, o herif ihaleye falan girmeyecek. Bana güven, her şeyi ben halledeceğim. Ne kokuyorsun sen böyle be? Bebek pudrası lan bu. Benim gitmem lazım Süleyman. Önemli bir işim var. Geç kalıyorum. Görüşürüz. Güle güle. Sen kuzum. Yatıp dinlenseydi birazcık. Bir şeyim yok Pamuk. İyiyim ben böyle. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ ol evladım. Allah senden razı olsun. Sen de işinden gücünden oldun. Söz ver bana. Bir daha böyle bir aptallık yapmayacaksın. Sen yanımda olduğun sürece yapmam Esmer. Benim gitmem lazım. Buraya birini göndereceğim. Yanınızda kalacak. Bir ihtiyacınız olursa ona söylersiniz. Tamam. Sağ ol.
Sen rahatsızsın. Bırak, ben giyerim. Olmaz, ben giydiririm. İyiyim, merak etme. Görüşürüz Nine. Güle güle oğlum. Allah'a emanet ol. Allah işini rast getirsin. Sağ ol Nine. Görüşürüz. Güle güle. Niye böyle bir delilik yaptın meleğim? Allah korusun, ya ölseydin? Nasıl canına kıyarsın sen? Korktum ninem. Biliyorum, belki günah işledim. Hepinizi üzdüm. Ama Esmer'i kaybetmekten korktum. Beni bir daha görmek istemeyeceğini düşündüm. Canına kıyarak onun yanında tutamazsın meleğim. Bir insan gitmek isterse gider. Bağlasam da durmaz. Sevda fazla zorlamaya gelmez. Her şeyi oğluna bırak. Ha? Ben artık Esmer'siz yaşayamam ninem. Ondan ayrılmaya dayanamam. Biz onunla evleneceğiz. Mutlu bir yuvamız, çocuklarımız olacak. Ben inanıyorum. Bir gün Esmer de beni onu sevdiğim kadar çok sevecek. Nasılmış bakalım bugün? Özledin mi sen beni? Özledin mi güzel oğlum? He? Özledin mi sen beni? Özledin mi güzel oğlum? İyi bakıyorsun değil mi çocuğa? Aa, bakmaz mıyım be ya sen de? Süpyan iyi bugün, ağlamadı hiç. Merak etme sen. Gözüm gibi bakıyorum valla. Kendi çocuklarıma bakmadım böyle. Canım. Abi be.
kızma da. Sen bu çocuğu kimden saklıyorsun böyle? Hani ters bir durum yok değil mi? Başımız belaya falan girmesin sonra. Çok fazla soru soruyorsun. Tırsma hemen, bir şey yok. Bu bebeğin babası benim. Manyak bir anası var. Çocuğu ondan uzak tutmaya çalışıyorum. Anladın mı şimdi? Anladım abi. Kadının da manyağı zordur vallahi. Allah kolaylık versin size. Canım. Canım. Güzel oğlum. Ben yine geleceğim, tamam mı? Artık kimse bizi ayıramayacak. Değil mi babacığım? Ben canım. Al şunu. Çocuğa iyi bak, karışmam ona göre. Birkaç güne kadar gelip alacağım oğlanı. Tamam mı? Tamam abim, sen merak etmeyesin. Allah bereketini artırsın. Güle güle. Намери дели дедето. Без вас те не можахме да го намерим, господине. Търсим го на всякъде. Бидете спокоен. Ефендим, Пашиде бебе арыyormuş. Her tarafı adamlarını salmış. Demek açlığı, işi gücü bırakıp bebek aramaya başlamış Bill'e. Haçlı'dan önce o bebeği bulacaksınız bana. Anlaşıldı mı? Bulmadan sakın kimse geri dönmesin. Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Hadi gidin şimdi. O bebeği bulursam sana bu hayatta sahip olabileceğin en değerli şeyi vereceğim. Bu bebek hangi düğümü çözecek Rıza'yı? Benden ne saklıyorsun? Aç bakalım bacım. Kimsin sen be? Kim olduğum önemli mi? Değil tabii be abla. Ama sen ne istedin onu söyle bana. Çocuğun sende olduğunu biliyorum. Onu bana getirirsen sana daha çok para veririm. Getirmez miyim be abla? Dur sen burada, geliyorum şimdi. Anladım ben. Anasısın sen bu Sübyan'ın. Kaçırdı kocan çocuğu senden. Ya öyle oldu. Ama fazla merak. Kediyi ne yaparmış şekerim? Ne diyorsun sen be?
Tamam tamam geldik işte. Tamam. Bunların hiçbiri aradığımız bebek değil. Bana bula bula 3-5 fotoğraf mı getirdiniz? Efendim, belki bir yerlere bırakılmıştır diye hastane, karakol ve çocuk yuvalarına bırakılan bebeklerin fotoğraflarını aldık. Daha kolay tespit edeceğimizi düşündük. Bu kadar zamanda yapabildiğiniz sadece bu mu? Bu fotoğraflar mı? Aferin size. Çıkın. Çıkın dedim. Ve Mehmet'i bulmadan sakın gelmeyin. Kahvenizi getireyim mi Ender Bey? Sonra alırım. Tamam. Neredesin be Yasemin? Kaç kere aradım? Bir geri döner insan. Kendi kendine trip yapıyor aklınca. Ender Bey, bu size geldi. Kim göndermiş? Kart falan yok mu üstünde? Yok Ender Bey. Peki tamam. Böyle matruşka gibi iç içe. Eşek şakası mı? Hangi salak göndermiş acaba? Mutlu yıllar Ender. Hoppala. Bugün benim doğum günüm değil ki. Yasemin'in eli bu. Allah'ım Yasemin. Yasemin ne yaptılar sana? Ne yapıyorsunuz burada Meral Hanım? Aylin'in en sevdiği pastayı yapacağım bugün. Çikolatalı muzlu pasta. Üstünü de Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Meral Hanım, dinlenmelisiniz. Hadi gelin sizi odanıza çıkartayım ben. Yorulmayın. Hadi bırak beni. Sen Aylin'i mi benden alacaksın? Onu benden koparmaya çalışıyorsun. Şeytansın sen. Meral Hanım lütfen. Kimsenin Aylin'i elinizden aldığı falan yok. Bırakın beni lütfen. Git buradan. Defol bu evden. Yoksa öldürürüm seni. Bırakın beni lütfen. Ne oluyor? Bırakın. Ne oluyor burada anne? Bırakın. O senin annen değil. Anne. Senin annen benim. O anne. Bizi ayırmaya çalışan bir şeytan. Yeter artık yeter. Sus anne yeter. Anne içeri git ne olur. Ezel.
Meral Hanım bence gerçekten tehlikeli olmaya başladı kızım. Hastaneye arasak iyi olur. Benim kızım. Onun adı Aylin. Sen benim kızımsın. Söyle. Benim annem sensin de. Tamam anneciğim. Benim annem sensin. Tamam. Hadi. Geçti artık. Tamam. Geçti canım. Ağlama. Size söylediğim şeyi yaptınız mı? Yaptık efendim. Şu anda zarfın eline geçmiş olması lazım Niran Hanım. Her şey yolunda gidiyor ha küçük paşa. Ah, gel bakalım. Hoppa, şanslı günümüzdeyiz ha. Aman paşam, aman aman. Şuna bak, gel otur otur. Hoppa. Oh. Allah kahretsin. Kahretsin. Sakin ol biraz ya. Sinan Bey bu size gelmiş. Aradığın Mehmet Bebek Ender'de. Ne arıyorsun sen burada? Ne istiyorsun? Ender Bey, girmesine engel olamadım. Birden içeriye daldı. Çık dışarı sen. Peki efendim. Bebek nerede? Nereye götürdün onu? Konuş! Ne bebeği be? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Numara yapma. Dediğimi çok iyi anlıyorsun. Söyle. Söyle Mehmet'i nereye sattın? Bırak beni be. Çekil. Ne Mehmet'i? Demek konuşmayacaksın. Ben seni konuşturmasını bilirim. Bırak. Nereye götürüyorsun beni? İmdat. Yardım edin. Bırak beni. Dobrden gospodine. Blagodarya. Vice pakme priete. Mnogo sem vi blagodarna. Size olan borcumu ödemek için küçük bir hediye efendim. Umarım beni affedersiniz. Kako te va? Bebek. Haçlı'nın oğlu. Zekasıyla hepimizi ezip geçtiğini sanan bu zavallı adam, bu çocuğun kendinden olduğunu bilmiyor hala. Bu çocuğu Ali ile Ezel'in bebeği sanıyor. Söylediklerin doğruysa büyük ödülü hak edersin. Ama yanlış bir şey varsa peşini farelere yediririm. Paşa, size asla yanlışım olmaz.
Benim için en büyük ödül sizin tarafınızdan affedilmek olur efendim. Zaman Niran. Affedip affetmeyeceğime zaman içinde karar vereceğim. Git şimdi. Dobre gospodine. Şiteye çakam zopov ve tavi. Moktavi pazi. Şelaya bokves vasteneni ostavi. Ne gülüyorsun sen şaşkın? İstesem şimdi boynunu kırarım senin. Tanımıyorsun beni tabii. Ne biçim bir adam olduğumu bilmeden sırıtıyorsun aptal. Bak hala gülüyor. Kork benden dedim sersem. Bu yaptıklarımız ikimizin arasında kalacak. Kimse beni böyle görmemeli. Bulgar yaşlanmış, çocuk sever olmuş diye duymamalı. Anladın mı beni? Beni gerçekten sevmiş olamazsın değil mi? Sahtekar mısın sen velet? Hıh.